Merhaba arkadaşlar. Bu oyunla alakalı video çekmiştim önceden. Tekrar niye çekiyorum diye soranlar olabilir. Discord'da bayağı bir 15-20 arkadaş ilgi çekti. Başlamaya başladılar. Başladılar oynamaya falan. Onlar söyledi de benim dikkatimi çekmemişti. Oyuna Türkçe dil desteği gelmiş. Hani merak edenler eğer şey olan varsa, oynamayı düşünen varsa, gördüğünüz gibi karakterlerin skill'leri her blok hareket ettiğinde %300 hasarı artar falan. Bayağı komple her şey Türkçe şey yapabiliyorsunuz. Bu eklediği zeka burada intellect. Oynayabiliyorsunuz. Ondan sonra bayağı yardım oluyor. Şimdi bir de ayrıyetten 2 gün sonra yeni başlayanlara bayağı bir özellik geliyor oyunda. Onu bir göstereyim. Çin server'ını açtım burada. Oyuna başladığınızda burada hem buradan şey geliyor. Bu zaten şu anda var da belli bir süre boyunca her şey hızlı geliyor. Hızlı level kasmanız için. Bunlar hep oyunun eklediği şeyler. Bir de bu gelecek diye biliyorum. Bu ekstradan işte daha fazla kutu açmanızı sağlayan bir sistem bu level atladıkça. Burada işte 18 liraya bilmem ne falan filan var da bunları geç, paralı şeyleri. Bunlar böyle bedava komple bu karakteri veriyor oyun size ilerinde bitirdiğiniz zaman oraları falan. Onun dışında şöyle bir sistem geliyor. Buradan böyle açıyorsunuz oraya. İstediğiniz karakterleri koyuyorsunuz. Mesela ne bileyim işte bu ikisini koy. Koyalım. Tak değişti. Ve burada açtığınız zaman %100 bu karakterlerden biri geliyor. Hani olur da oynamak isteyen varsa benim tavsiyem öncelikle şu ikisini koyun. Bu ikisinden birini çıkarttıktan sonra atıyorum işte bunu mu çıkardınız? Bunu çıkartın sonra bunu koyun. Sonra bu ikisini çıkarmaya başlayın. Bu üç karakteri çıkartırsanız oyunun başlarında bayağı yardımcı olur. Sonra bir diğer önemli karakter de bu. Şu. Bunlarla PvE'de işte bu kesmeniz gereken dragonlardır vesairedir. Oralarda size en çok yardımcı olacak karakterler bunlar. Oyundaki en iyi karakterler. En iyi iki healer falan filan. O yüzden koymuşlar bunları buraya. Bayağı iyi bu karakterler. Birbirleriyle de çok uyumlu karakterlerdir. Hani bunların hepsini buradan böyle alabilirseniz ondan sonra bayağı şanslısınız demektir. Zaten şeyler yüksek. Bu koyduğunuz karakterler hem %100 bunlardan biri çıkıyor. Hem de pity rate'iniz bayağı düşük. Hani oyun size mesela bak ben sıfırdan hesap kasmıştım. Ne kadar veriyor falan arkadaşları şey yapmak için. 26 level falan oldum ama benim oynadığım serverda bu buff yoktu. Yani siz daha hızlı 26 olursunuz büyük ihtimal. 100'e yakın açmıştım şey kutu. Yani bu oyun o kadar çok şey veriyor ki günlük olsun, haftalık olsun vesaire. Sıkıntı çekmiyorsunuz. Genelde her türlü karakterlerin hepsini tek tek toplayabiliyorsunuz. Bu oyunda zaten bahsetmiştim. Hani istediğiniz kadar mesela para basıp Genshin Impact City gibi 6-6 mesela Constellation gibi bir şey var bunda da. Leon çıkardı adam diyelim. Siz de mesela aynı şekilde Childe'yi çıkardınız mesela Genshin Impact'te. Sizin 6-6 Constellation yapmanız neredeyse imkansız. Mucizevi bir şansınız yoksa. Fakat bu oyunda işte günlük yapa yapa toplaya toplaya o Constellation yapmanız için gereken şeyleri, materyalleri Leon'u 10.000 dolar basıp çıkartan adamın Leon'uyla sizin Leon'unuzun arasında bir fark olmuyor. Aynı seviyeye siz de para vermeden getirebiliyorsunuz. Fakat bu oyunun ne dezavantajı var? Şimdi belli bir süre ondan sonra geçtiği için oyun çıktığından hani sizin o ilerideki seviyedeki adamlara yetişip o büyük arenada PvP yapmanız, ne bileyim yüksekte PvP yaparsınız da ne bileyim top 100'e çıkmanız, top 200'e çıkmanız vesaire böyle şeyler hani kısa zamanda çok zor. O yüzden benim tavsiyem hani oynamaya başlayanlar varsa hani bunu bilip de başlayın. Sonra 2 gün sonra hadi abi niye dünya şampiyonasını şey yapmıyoruz diye üzülmeyin. Bir diğer Overlord animesini seviyorsanız eğer ondan sonra bir dahaki ay Overlord Collaboration'ı gelecek. Langrisser'la beraber kaçında geliyordu ya? 17'sinde mi ne gelecek ya? 15'inde mi 17'sinde mi ne? Şey nerede bakayım bir saniye. Ne şurada. Şuradan şöyle. Buradan başka bir şey geliyor muydu ya? Burayla alakalı bir şey yok herhalde. Bu ikisi geliyor. Çıkma şansını yükseltiyorlar buradan seçmeli. 20 küsür gün duruyor. Bu 20 küsür günde bu ekstra buff'la siz rahat 50-55 level olursunuz. 50-55 level'a kadar da yani birazcık şansınız varsa çok çok şanssızsanız ya dünyanın en şanssız insanıysanız şöyle bir neredeyse iki tanesini falan çıkartamazsınız yani. Hepsini alırsınız şuraya kadar. Ben size söyleyeyim yani 1 2 3 4 5 6 tanesini falan çok rahat çıkartacak kadar malzeme verir oyun size. Şu ikisi işte 2 ya da 3 hani diyeyim böyle şansınıza bağlı değişir de biraz şanslıysanız az biraz şansınız varsa hepsini alıp başlayabilirsiniz oyuna. Çok da progresinizi ilerlemenizi hızlandırır. Güzel karakterler çünkü. Bu neymiş?
Evet, şey neyim şey. Okey, şimdi şeyi gösterelim. Overlord animesini seven arkadaşları. Gel abi şöyle. Buradan 2 dakika açayım. Şuradan şöyle bir şey ver bana. Kapat abi şunun sesini. Gel aç şunu. Ver abi ayarı. ナザリ最高の支配者を奪いましたよ。伊達ではないことを教えてやる。我が名を知るがよ。我こそがアインズールゴウ。暴殺だ。シャルキー・ブラックホール。 一方的に楽しませてくんなな。アインズ様、もう我慢しなくてもよいですよね。アインズ様に無礼を働いた者には全てことごとく死にます。互いの能力を知り連携が取れたら俺のかつての仲間ほどがいい。では始めるぞ。やりですね。 Yani videonun görüntü kalitesi çok iyi değilmiş de. Yani işte neredeyse bir ay sonu falan geliyor. Eğer düzgün şey yaparsanız, kasarsanız çok şeye gerek yok yani hani 3-5 oradan karakter çıkartıp geri kalanları şey yaparsanız, biriktirirseniz falan hani çok böyle Overlord hayranıysanız o karakterlere de yoğunlaşabilirsiniz. Zaten şeyi bedava veriyor oyun size. Ainz var ya. Ainz'ı bedava veriyor. Shaltir'li Albedo için pullamanız gerekiyor. Onun dışında ne var? Bir şey daha ekliyorlardı sanki ya. O şey geldiği zaman, collaboration geldiği zaman şöyle bir shop açılıyor. Nerede? Şöyle bir market olacak o yeni başlayan arkadaşlar için. Buradan bayağı bir ödül topluyorsunuz işte silahlar, işte gereken materyaller vesaire. Bayağı bir yardımcı olur yani. Onun dışında bir sorunuz mesela işte yapamadığınız bir şey ıvır zıvır genel olarak bilgi olursa gene yorumlara yazarsınız. Elden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Başka en çok sorulan bunu şey var linkini koyarım bir şeye açıklamaya direkt PC client'ı var direkt indirebiliyorsunuz o siteden Genshin gibi yani ya da BlueStacks'tan oynayabiliyorsunuz fakat bu PC client'ında burada alışveriş yapamıyorsunuz mecbur ya telefondan ya BlueStacks'tan açmanız lazım oyunu fiyatları direkt Türk lirası olarak gösteriyor tabii ki doları çeviriyor da doların burada şeyi rate'i 6-8 mi 6-9 mu ne öyle bir şey orada sabit kalmış dolar 10'a da çıksa bilmem kaça da o fırladığı zamanlarda değişmemişti yani aynı şekilde alabiliyordunuz o sabit yani ücreti onun dışında başka bir şey söylememe gerek var mı? Yok, her şey server söyleyecektim. Ha, en önemlisi onu unutuyordum az daha ya. Buradan hesap değiştirdi abi. 2 dakika şuradan şöyle ID kapat kapat. ID Sellier Lake diye bir server var abi. Oraya girin. Şöyle yapalım şunu aç abi şurayı bir saniye. Ay, ay. Direkt böyle iptal ettiğini bilmiyordum ya. Heh, göstereyim şöyle. Şu server, Jelly Lake diye yazıyor. Bu serverda açarsanız hani olur da belli bir sayıyı aşarsak guild falan işte launch'a falan kurarız. O yüzden burada başlayın da. Yani normalde her istediğiniz yerde açabiliyorsunuz. Online oyunların hepsini işte beraber boss kesmeler vesaire yapılıyor. Fakat guild launch'a kuracağınız zaman aynı yerde olmanız lazım. O yüzden burada açarsanız karakterleri daha faydalı olur. Çok fark etmiyor yani nerede açtığınız o açıdan. İlgisi çekenler, başlamayı düşünenler buyursun abi. Discord'da zaten ben yayından sonra falan günde bir iki saat açıyorum bu oyunu. Soranlar edenler oluyor, başlayanlar bayağı oldu.
Türkçe dil desteği var zaten. En kötü hani bunun hikayesi, çünkü PlayStation 1'deki normal bu Langvister yazdığınız zaman Steam'e, Steam'de de çıkar zaten. Orijinal bu 80'lerin falan, 80'lerin sonuna doğruydu galiba. Bir PlayStation 1 oyunu mu ne vardı? PlayStation 1 mi? Kaset oyunu mu ne? Hangisiydi hatırlamıyorum da bu Langvister'ın bayağı uzun bir serisi var. PlayStation'a çıkan bir seriler vardı da onlar ilk Langvister'dan mıydı? Sonlarıydı hatırlamıyorum. İlk iki Langvister'ı sıfırdan böyle düzelttiler. Steam'e çıkardılar zaten. Oyun olarak. Bunun hikayesini Çinliler satın aldı bu adamlardan. Böyle bir oyun yaptılar. Bu komple oyunun hikayesini bunun içinde de öğrenebiliyorsunuz. Türkçe'ye de çevrildiği için bayağı arkadaşların ilgisini çekti. Hoşuna gittiler. Anime sevenler falan. Beğenirseniz başlarsınız abi. Elden geldiğince yardımcı oluruz. Konuşuruz. Sorularınıza cevap veririz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.